genç oyuncu, hareketli bir oyuncu. Fatih Terim'in kadroda e, görüp de mutlu olabileceği bir transfer. O yüzden gelişmeleri takip edeceğiz. Sessizlik var Galatasaray'da ama bu sessizlik bir anda yarın bu gece, yarın ne artık bu bu gece Onyekuru'nun İstanbul'a gelmesiyle birlikte belki gün içinde Onya kapı da gelecektir. O konuya gelelim istersen. E, Mustafa Cengiz'in Galatasaray Başkanı'nın açıklamaları vardı. Bugünü işaret ederek bir transfer açıklaması yapabiliriz demişti. Herkes o isim kim diye soruyordu. Uzun zamandır kurulu adını konuşuyoruz zaten ki son dönemde Fenerbahçe'nin de bu transferin gidişatını e, takip ettiği haberleri de gündeme gelmişti. Ama e, biliyoruz ki Onyakur Galatasaray'a yakın değil mi? Artık yakın değil, bitti. Sayın Başkan, özellikle isim vermedi rakamlar konusunda görüştüğümüz oyuncuların dedi şu ana kadar medyada çıkan isimler rakamlar değil. Bir satın alma opsiyonu üzerinden 5 milyon euroda Monaco kulübünün direttiğini biz bilgisini almıştık. Hep de bu yönde haberlerimize yer veriyorduk. Fakat Galatasaray bu transferi satın alma opsiyonsuz. Zannediyorum 300 bin euro kiralama bedeli oyuncu da geçen sene olduğu gibi yarım sezonda 600 bin euro civarı bir para alıyordu. Onyakuru Galatasaray'ı çok istiyordu. Gelen tekliflere rağmen e, Avrupa'dan teklif geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ama Türkiye'den Başakşehir'in e, bir isteği olduğunu biliyorum. Başka teklif e, gelmiş olsa bile Onyakuru Galatasaray'da oynamayı çok fazla istiyordu. Fatih Hoca'nın kendisine olan ilgisini biliyordu. Bugün e, Galatasaray'da beklenen ilk kap gelir. Bu da Onyakuru olur. Akşam gece saatlerinde de burada olmasını bekliyorum açıkçası. Mustafa Bey'in bahsetmiş olduğu, Sayın Başkan'ın bahsetmiş olduğu isim bu. İsim Onyakuru bu. muydu? Onyakuru ama arkasından pasajlar devam edecektir. Çünkü gerçek beklenen isim İrfan Can. Şu anda Galatasaray'da oyuncu kuru sürpriz bir transfer değil. İrfan İki Can hafta da... önce Emre Kaplan zaten Onyekuru transferiyle ilgili Aspor izleyicisini bilgilendirmişti. Orada biraz geliş süresi uzadı. Çünkü Monya, burada Onyekuru eşini bıraktı. Foto maçta ben günlerce defalarca yazdım. En son çocuğunun burada okula da normalde okul öncesi eğitimi... aldığı yerdeki okula da kayıt oldu. Eşi burada kimse belki bilmez Onyakuru evini de boşaltmamıştı buradan Monaco'ya giderken burada hazır evi de vardı hazır evine geldi yani bundan sonra artık Onyakuru Galatasaray beraberliği uzun olur sezon sonunda satın alma mecburiyeti olmamış olsa da bir karşılıklı anlaşma yapılmıştır bu sezon sonu için Onyakuru çünkü Türkiye'de mutlu Türkiye'yi seviyor o geçen yapımı. sezonki beklenmeyen gidişi erkenden Herkes gidişi oldu. Unu, ben unutulur. çok kızdım. Herhalde. E, unutulur kızıldı tabii bayağı ki. Bir ben kızıldı. çok kızdım bir defa. Monaco kulübüne de kızdım kendisine de gittim. Yani kızdım gitmemek için en ufak bir hamle yapmadım. Monaco kulübü 8 hafta kala alması. E, ben hala o o süreci çok merak ediyorum yani ne oldu ne yaşandı. E, bu transferin bu kadar uzaması da işte özellikle Galatasaray'ın içinde bulunduğu şartlarda şu anda 950 bin euro civarı vardı. Bunun 300 bin eurosu gider. Yine 650 bin euro bir kiralık bedeli için bir para var şu anda kasada. Finansal fair play çünkü hala devam ediyor. Sponsorluklarla görüşmeler için de Galatasaray'da gerçekten beklenen o işte 6-8 orta sahada Taylan'la beraber Taylan'ın önünde oynayacak olan isim İrfancan için çok sıkı görüşmeler devam ediyor. Sayın Başkan'ın bugün de Göksel Gümüştağ'la bir araya geldi. Belki son noktayı Fatih Terim koyacak. Fatih Terim'in de Göksel Gümüştağ'la bir görüşme yapacağını duyduk. Bugün olur, yarın olur. Bilmiyorum artık trafiğe göre ne zaman olur. Ama İrfancan transferi e, Onyekuru'nun çok daha önüne geçer. Çünkü e, belki tabii ki bu biraz Mesut'la siyahla beyaz kadar fark olacak ama Mesut Özil transferinin karşısında herkes İrfancan transferini bekliyor. İrfancan da artık Galatasaray'a gelip idmana çıkmak için sabırsızlanıyor. Her şey şu anda adım adım ilerliyor. Bir tek biraz daha hızlı atmak, hızla, hani hızlandırmak lazım. Bunun için de yarından itibaren her şey olabilir. Yani kamu aydınlatma platformuna bir görüşmelere başlanmıştır. Tabii resmi olarak ilk önce on yakuru. Önce on yakuru. On, önden, yakuru on, da on ardından da işte Halil Dervişoğlu'nun görüşmesi de olabilir. E, Şimdi işte baktığımız zaman bir sabek transferi de lazım, bir forvet transferi lazım. Evet, Omar'ın yokluğunda. Omar'ın yokluğu. Şener'in sakatlanması, Lines'in şu anda tek başına orada kalması. Lines bugün bakıldığı zaman oyunun genelinde e, iyiydi ama birkaç pozisyonda. Bir e birlerde adam kaçırması, geri dönüşlerdeki savunması. Orada sabek transferi hiç hocanın planında yoktu. Şener'in de geçen hafta sakatlanmasıyla belki bir sürpriz sabek transferi, fırsat transferi. Çünkü Galatasaray bol keseden atamıyor. Yani o hokus pokus ne kadar olsa da onu ancak İrfan Can için yapabilirsin. O yakuru da bitti. O hokus pokus için şu anda bir tek İrfancan Can için yapılması gerekiyorsa yapılacak. Onun dışındakiler olacak transferler fırsat transferi olur. Şimdi rekabet e, isimle ilgili rekabet haricinde artık takımlar arasında transferde kim... E... ...daha iyisini yapacak rekabeti de var... ...12 e, kuru transferini bekliyoruz dedik... ...bugün açıklanmasında Mustafa Cengiz'in... ...işaret ettiği isim oydu dedi Savaş... ...ama asıl m yapılacak bomba transfer... ...İrfan Can'dır... ...hemen bu hani Fenerbahçe'de Mesut Özil... ...zaten bu isimler karşı karşıya da getirildi hani... E, ...bir rekabet de oluştu şimdi... ...yine dediği gibi bir hokus pokus ...yine bazı kampanyalarla... E, ...bu transferin de gerçekleşmesi... ...çünkü oyuncunun e, Galatasaray'ında... ...elindeki maddi imkanlar doğrultusunda... Zor. Sen ne düşünüyorsun? E, tabii yani isme bakılınca, e, oyuncunun parlaklığına bakılınca bir de rekabete bakılınca İrfan Can e, transferi tabii ki daha süksel olur ama e, sahaya baktığımızda Galatasaray'ın oyununa daha çok hizmet edecek, daha çok şeyi değiştirecek oyuncu bence Onyekur'u. Oyun ee, yani daha fazla da dolandığı Asıl için... ilaç o diyorsun. E, ee, tabii nasıl olsa o cepte. On Yekuru tipinde. Tabii <laughs> on, ye... <Buyor> on <laughs> tipi. E, ee, nasıl olsa <laughs> o cepte diye e, dediğiniz gibi çok hani heyecanlı uyandırmıyor artık. Hani malumun ilanlı gibi oldu. Her sene bir şekilde Ocak ayında geliyor gibi oldu. Ama e, Galatasaray'ın oyunda ihtiyaç olarak on daha çok çağırıyor. E, daha önce söylediğim şeyi tekrar edeyim. On Yekursu sezon başından beri olsaydı Galatasaray'ın minimum bir 5-6 puan fark ederdi diye düşünüyorum. Ee, en basitten son derbi maçında Beşer çok rahat bir şekilde savunma yönde kuramaz ya da ondan önce işte Karagümlük e, çok rahat şekilde sağ ön oyuncusunu sağ bekini oyuna katamazdı Onyekuru varken. E, Galatasaray ihtiyacına bakıldığında e, Onyekuru birçok şeyi daha çok e, birçok şeyi değiştirecek e, ve zaten işte bu, bugün orada Arda'yı görüyoruz e, ama Feyyuri varken ve bu formdayken. Ee, Arda'yı da bu kez hamle oyuncusu olarak kullanmış oluyorsun. Yani aslında iki gücün birden elde etmiş oluyorsun. Hem ilk 11'inde daha uygun bir profil kullanıyorsun. Çünkü Fegoli var. Topu ayağına alarak fark yaratan bir kenar oyuncusu var. Bir de topsuz koşu atan kenar forvet kullanmış oluyorsun Onya yakuruyla. Bir de Arda gibi bir oyuncu da oyuna sonradan sahaya atma şansına erişiyorsun aslında. o yüzden işleri daha çok şey değiştirir. Ama tabii İrfan Can da hem Belhanda'ya göre hem de bugün oynayan Emre Akbaba hem de daha önce oynayan Emre Kılınç'a göre o Serbest 8 rolünü çok daha iyi üstlenecek bir oyuncu. Şimdi Burada... Halil evet. Dervişoğlu transferiyle ilgili soracağım ikinize de. Bu transfer olursa e, sen zaten hani şu süreçte ben Babel'i tercih ederim demiştin ileri ileride. Hı hı. E, savaş biraz daha cagneci. Halil Dervişoğlu gelirse ben bir yandan da şunu düşünüyorum. Febuli'nin performansına baktığımız zaman Olcan'ın da hani artık... E, şans bulması çok kolay görünmüyor. Or or orada Fegül'ü varsa hiçbirisi bulamaz yani. Evet böyle hani ileride içinde... olacağını değerlendirir mi dersek şimdi, şimdi de Halil transferi olursa Onle... o da çıkmaza giriyor. Galatasaray'ın önce... da elinde oynatamadığı oyuncular oluşacak Hı. sanki. Bak, önce unuttuğumuz bir şey var. Onyakur'la bir şey söyleyeceğim. Evet Onyakur'u olsaydı Beşiktaş maçını hele bir de Fegül'ü olsaydı Galatasaray çok rahat maç kazanabilirdi diyelim. Yani o maçın böyle 90 dakikasını canlı izlemiş olarak. Yok, Ama şöyle yok, bir şey kazanamazdı var. Da, bu kadar şey olmazdı. Ee... Beş çay çok daha savunmuş olayını çıkaramazdı. E, yani bir tarafta Feküli bir tarafta Onyekuru o maç çok farklı olurdu. Bu sefer Cagne e, çok daha farklı yani orada e, kırmızı kart görmeyip de 90 dakika sahada kalan bir Cagne ile çok daha farklı olabilir. Ya da diriltiklerle bindirmelerle o gol yani çok daha farklı bol gol bir Hı -hı. maç izleyebilirdik. Ama şöyle bir şey var şimdi biz Onyekuru bugün geldiği zaman kaç hafta sonra bunu hiç hesaba katmıyoruz. Onyekuru'dan daha hazır bir Sekitika yok mu? Daha hazır bir Kerem Aktürkoğlu yok mu? Hazır bir Akürsün Oğulcan var, Emre Kılıç var. Sen de gibi Arda ve Gülü. O bölgede çok oyuncu var. Evet bu ligin gelirse geçen seneki o bıraktığı yerdeki Onyakuru Kadıköy'deki 20 sene sonra kazanılan, 21 sene sonra kazanılan derbideki en iyi oynananlardan bir tanesiydi. Ama böyle hemen Onyakuru geldiği zaman bir ay lazım gibime geliyor. Çünkü 3 aydır top oynamıyor bu adam. Maça çıkmıyor yani. 3 ayı açtıklarında maça çıkmıyor. Antrenman eksikliğini belki e, yani 3-4 maçta böyle belki 15 gün alacaktır yani. Hemen burada bu hafta koyamazsın geldiği zaman. Bir hafta içinde mutlaka koyamazsın. İlk Gaziantep maçına da bana göre oynatamazsın yani. Maç eksiği var. Ama hazır olması halinde oynar. O yüzden yani şimdi İrfan Can transferi burada da baktığın zaman ligin en iyi yerli. O 6-8 diye tabir ettiğimiz oyunculardan bir tanesi. Ama şöyle düşün. 5 hafta oynatma. Hala ligin bitmesine 15 hafta var. Aslında kocaman bir alan Şans var hala. Yani. Ama o süreçte de evet Fatih Hoca Yok dediğin gibi elinde oyuncular var ama zaten onlar vardı ve demek ki hoca çok, o değerde görmüyor. Eee Jeseyi'de, e, de o seviyede görmüyor yani ya da, çünkü zaten var ve sağlıklılardı. E, demek ki onlardan bir 10 kurun çıkacağını inanmamış e, Fatih Terim. İnanmasaydı bugün o Sekidika'nın attığı golden sonraki sevinci, o tebessümü, o bir ya böyle tabii bir gülüşü vardı. Tabii ki mutlu olur alternatif olarak oyuncuyu kazanmak ister. Ama ana planda e, onları görmediğini gördük ya da, yani. Ya 26 ya oldu. Ya da şöyle bir şey var. Ee, eğer burada Kerem Aktürkoğlu'nu ya da işte Sekidika'yı oynatıp şu anda formda bir oyuncu olsaydı Onyakuru'yu almayalım hocam bunlar var diyebilirlerdi yani. Hoca burada her şeyi hesaba katar. Şimdi eğer çok formda bir Sekidika olmuş olsaydı Onyakuru'yu almayalım diyecekti mesela yönetim. Çünkü oyuncu var eline diyecekti. Ama bugün Onyakuru'da. Hoca ısrarla bir şekilde. Şimdi istiyor. şunu soracağım sana Savaş Çorlu. Onyekuru transferi bugün duyurulur dedin. Mustafa Cengiz'in e, bahsettiği isim oydu dedin. İrfan Can transferi için çalışmalar var bunu biliyoruz.